çocuklarına bayram hediye etmiş bir ulusun mensubuyuz. 23 Nisan Çocuk Bayramı gerek ülkemizde gerekse dünyada gerçekten çocuklar için anlamlı olarak değerlendirilmekte ve kutlanmakta. Tabii bu sene bir miktar buruk geçti bu bayram. O süreçten beri de bugüne kadar çocuklarımız hep gündemimizde oldu. Ancak pandemi koşullarında. Belki çocuklarımız ve gençlerimiz biz sağlıklıyız, bize bir şey olmaz mantığı içerisinde bu süreçte daha rahat hareket etti. Ama bu sorunun hepimizin sorunu olduğunu da unutmamamız gerektiğini sevgili yavrularımıza hatırlatmak isterim. Hayat eve sığar dedik. 115 mahalleye mesafeli bir şekilde misafir olmaya çalıştık etkinliklerimizle. Sokakta şenlik var dedik. Başta çocuklarımız olmak üzere sokaklarımızı şenlendirmeye, onlarla birlikte olmaya çalıştık. 2-8 Kasım bilindiği üzere lösemili yavrularımıza yardımcı olmak amacıyla etkinliklerle buluştuğumuz bir hafta oldu. Onları da unutmadık. Çocuklarımıza bayram hediyeleri verdik. Ayrıca bilim merkezinde pandemiye uygun çocuklara hizmetler verdik. Çocuklarımız için özel maskeler ürettik. Binlerce, on binlerce maskeler. Çocuklarımızın eğitimini önemsedik, göz ardı etmedik. Kaymek Uzaktan Eğitim, UZEM adı altında yaptığımız çalışmalar ile çocuklarımızla beraber olduk, iç içe olduk. Onların gerek LGS, gerek YKS gibi sınavlarında yer almaya, gençlerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte olmaya çalıştık. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezimizde çocukların hep yanında oldu. Dolayısıyla onları da böylece Huzur Çınarımızla buluşturmuş olduk, danışmanlık hizmetleri verdik. Tabii bütün bunların yanında bizim olmazsa olmazımız olan özel çocuklarımızı da asla unutmadık. Onlara yönelik etkinliklerimizle gönüllerinde yer etmeye, gönüllerini kazanmaya çalıştık. Sporcu çalışmaları pandemi döneminde uygun bir koşullar içerisinde gençlerimizle çocuklarımızla yapılmaya özen gösterildi. Ve tabii zaman zaman kesintiye uğradı ama bütün bunların yanında dinamik kalmayı sporcu yavrularımızla, sporcu gençlerimizle önder olarak tüm gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Kısacası biz her alanda var idik. Yeri geldi eğlendirdik, yeri geldi düşündürdük. Ama o yavrularımızı unutmadık. Biliyorduk çünkü onlar evde kendilerini hapis gibi hissedeceklerdi. Ama biz kendilerini ve ailelerini düşündüğümüz için böyle davranmak durumundaydık. Zaman zaman dışarıya çıkma süreçlerinde hatırlanacağı üzere sokağa çıkmaktaki sınırlama dönemlerinde adeta bir bayram havası içerisinde parklarımızda çocuklarımızla buluştuk, onları ödüllendirdik, eğlendirdik ama kuralları asla göz ardı etmedik. Tekrar burada ben paylaşmak istiyorum. Sevgili yavrularımız, biz sizleri seviyoruz. Sizler de eminim ki bizleri çok seviyorsunuz. Büyüklerinizi çok seviyorsunuz. Sevgili gençlerimiz, ne olur maske, mesafe, temizlik kuralını asla göz ardı etmeyelim. Gereksiz yere toplulukların içerisinde bulunmayalım. İşimiz biter bitmez en güvenli mekan olan yer olan ailemizin yanı ve evimizde bulunmaya özen gösterelim. Sizleri seviyoruz, gözlerinizden öpüyorum. Sağlıklı, huzurlu, daha nice yıllar, yarınlar ve dönemler diyerek Allah'a emanet olasınız diyorum.